İbrahim Tatlıses yıllar sonra yeniden Mangal Partisi verdi. Ve İmparator herkesin merakla beklediği albümü hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. Pişirken yemek yandı ocakta. İbrahim Tatlıses meşhur mangal partileriyle geri döndü. Gel kebaba gel, çiğ köfteye gel, lahmacuna gel, ibaya gel. İbrahim Tatlıses yıllardır merakla beklenen yeni albümüyle ilgili ilk kez net konuştu. Vallahi doğruyu söyleyeyim mi? Evet. Şey konusunda. Balıklar değil, etler, tavuklar kavruldu. Kabadayılar değil, basın mensupları bu özel partiye davet edildi. İmparator yıllar sonra kolları sıvadı, şişleri, biberleri, domatesleri, etleri özenle pişirdi. Efsaneleşmiş mangalımız geri döndü. Pardon efendim, buradayım. Yıllar sonra. Daha çok mangal yakacağız. Hasret sona erdi. İbo keyifliydi. Aynen, ben de özlemiştim. Özlemimizi gideriyoruz şu anda. Ve bilirsiniz imparatorun mangalda olmazsa olmazı vardır. İsotlar yiyecek misiniz bunu? Sonra ya İbrahim yandırdığımızı demeyin. Yiğit öldür hakkını yeme demişler ya. Bu mangal konusunda Tatlıses ordinarius profesör resmen. Lütfen şişleri çevirirken böyle çevirmeyin. Böyle kaldırıp çevirin. Niye şişler birbirine sürtmesin diye. Şimdi bunu çevirirken öbürü de duracak, biliyor musun? 15 yıldır İbo basın mensuplarıyla mangal partilerinde buluşur. Bu partilere ilk kez katılan muhabirler ve kameramanlar çok heyecanlı. Ha, bunlar yeni yüzler. Yeni yüzler, yeni yüzler. Biz yeni nesil. Ne dedin? Yeni nesil. Ben bir şey demedim. Abi bir şey sordun ya. Unuttum. Heyecanlandın mı Ebru? Şu an gitti. Bitti o. Merak etme, aslan çok kebap yedireceğim. Bizim ilk mangal partimiz. Aynen. Ha, evet. Yeni jenerasyon ilk mangal partisi. Bize de kısmet oldu, nasip oldu. Tam 6 yıl önce uğradığı silahlı saldırı anında yanında olan ve saldırıda yaralanan menajeri Damla Çakıcı da masada. Kulaktan kulağa bir şeyler konuşuyorlar. Nereden başlıyor? Nereden başlıyor? Sizin yere kaç kişi çekiyor şu anda? Buradan duyurabilir biliyorsun değil mi? Evet. Hanımefendi, tanıyanlar bilir, bir dönem imparatorun en yakınındaki isimlerden biriydi. Tatlıses ve Damla Çakıcı'nın yolları olay sonrası ayrılmıştı. 6 sene sonra, biliyorsunuz daha önce de hem asistanımdı, hem menajerimdi, hem de danışmanımdı. Allah razı olsun. Tekrar teklif ettik, kabul etti, geldi. Yine birlikte çok çok daha ileriye inşallah gideceğiz. Merak etmeyin. Tatlıses eski günlerine artık dönmüştü. Nasıl dedin ki özledik? Ben de özledim biliyorsunuz. Mangallarımızı özledik. Ama bunlar olacak. Olmayacak da bir şey yok. Allah yürü yakınım dediği zaman hiçbir şey kimse durduramaz. Allah bize her şeyi kısmet etmiş. Yavaş yavaş sırayla. Keyfi yerinde, mangallar, isotlar tabakta, dostlar yanında, bir tek eksiği vardı sadece. O da yeni bir albüm. O kadar güzel şarkılar var ki hepsini, altyapısını çaldırdık, bitti. Şimdi onların içine seçme yapıyoruz. Ama böyle albüm falan olmayacak yani. Çünkü şey yok eskisi gibi. İbrahim Tatlıses'in CD'si çıktı, aman 1,5 milyon falan bastırın. Öyle bir şey kalmadı artık. 3 tane, 4 tane okuyacağız. Onlardan para kazandı. Nasıl olacaksa bilmiyorum. Milyonlarca hayranı yeni albümünü merakla bekliyor. Bazıları ise tepki bile veriyormuş İbo'yu gördüklerinde. Dün akşam burada yaşlı bir adam, beyaz sakallı bir adam beni gördü. Sarıldı bana, başladı ağlamaya. Abi yok yok, vallahi yok, billahi yok. Televizyon seyretmek istemiyorum. Ya, ne zaman geleceksin arkadaş? Bana bağırmaya başladı bak. Haklı. Haklı, ben de üzüldüm. Başladım ben de ağlamaya onun gibi. Ama karar verdim, bugün ağlamak yok. Gülmek var. Bir tarih var mı acaba albümün çıkışına dair? Şimdi tarih vermek şöyle bir şey. Tarih vermiyorum çünkü gerçi bana bağlı. Ben geçeceğim stüdyoya, İdi bana bir stüdyo yaptı.
Bir de Damla Hanım'la ikisi hazırlıyorlar burada aşağıda. Stüdyoyu orada okuyacağız. Yani yakın yukarıdan ineceğiz aşağıda okuyacağız. Çıkacağız yukarı. O götürecek fabrikaya basacak, yollayacak. Yeni fotoğraflar ve yeni klip içinde bir açıklama yaptı Tatlı Ses. Klip tabii ki çekilecek ama böyle değil. Böyle çekip de insanları üzmek istemem. Yani ben yolda uçağa binerken bana resim çekiyorlar, üzülüyorum. Çünkü bu halimle çekmesinler istiyorum yani. Bastonla yürüyorum falan, şey geliyor bana. Yani sevenlerimi üzmemek için. Resim çekmiyorum diyorum. Niye diyorlar ki doktorum şey vermiyor. Niye diyorlar? Diyorum ki doktorum diyor ki resim çekersen o birine gösterecek. İnsanlar seni seviyor. Görecek, üzülecek. Üzüldüğü zaman negatif şey sana geçecek. Pozitif değil. İmparator kendi elleriyle hazırladığı kebaplardan ve çiğ köfteden de tattı. Gel kebaba gel. Çiğ köfteye gel. Lahmacuna gel. İbo'ya gel. Yeme de yanında. Ver biraz hep kenar.